Hüyü dost, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Bektaşilik ve Semboller konulu çalışmamızın ikinci bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Bir önceki bölümde eşik, çera ve teslim taşı konularından bahsetmiştik. Bu bölümde ise Dar-ı Mansur ve Tac-ı Şerif sembollerini işlemeye gayret edeceğiz. Gayret bizden, himmet Hüda'dan olsun. Sevgili dostlar, Yüce Tanrı kutsal bir hadisi şerifinde buyuruyorlar ki, benim huzuruma kul hakkı ile gelmeyiniz. Bu itibarla Alevi Bektaşiler için kul hakkı çok önemlidir. Ve kulların Tanrı huzuruna çıkmadan bu dünyada helalleşmesi esastır. Erenler meydanında herkes eşittir ve ikrarlı bir Bektaşi makamı ne olursa olsun her can gibi dara durup hesap verir, canlardan helallik ister. Mürşitler, dervişler ve canlar eşleriyle birlikte düzenli olarak yılda en az bir kere tüm çeyizlerinden soyunup teslim olmak, erenler meydanında dara durup hesap vermek ve aklanmak zorundadır. Hazırda bulunan bir can dahi eyvallah demez ise aklanma gerçekleşmez. Mürşit veya derviş görevine devam edemez. Sofra meydan açamaz, cem yürütemez. Dolayısıyla diyebiliriz ki Bektaşilikte gönül yapmak, rızalık almak ve bu dünyada hesap vermek gerekir. Aklanmak için öncelikle eşlerin birbirlerinin rızasını alması ve daha sonra erenler meydanındaki dar postunda rızalık beyanları gerekir. Eşlerin bilhassa bacıların rızası çok önemlidir. Ana bacı eyvallah demez ise baba derviş posta oturamaz, göreve seçilemez veya seçildiği göreve devam edemez. Görüldüğü üzere Bektaşiler 750 yıldır eşlerine, canlara hesap veriyor ve bugün dahi çok özlediğimiz halka hesap veren modern demokrasiyi kendi içlerinde yaşatıyorlar. Peki kimdir bu Mansur? İnsanların gönüllerindeki sırları pamuk gibi attığı için Hallacı Esrar da denilen Hallacı Mansur, Hicri 244 miladi 858 yılında İran'ın Fars eyaletinin Tur kentinde doğmuştur. Bazıları kendisine babasının mesleğinden dolayı Hallaç adının verildiğini de söylerler ve o vahdedi vücut inancının ilk temsilcilerinden olarak kabul edilir. Hallaca göre bütün dinler esas itibariyle birdir. Aynı hakikata değişik açılardan bakışlar dinler arasındaki farklılığın kaynağını oluşturur. Dinlerin birliği esastır. Bütün dinlerin mensuplarının hedefleri ve istedikleri aynı şeylerdir. Dolayısıyla tüm dinler haktır. Farklılık sadece şekildedir ve bütün dinler ilahidir. Ona göre Hazreti Muhammed'in iki farklı kişiliği vardır. Birincisi ezeli bir nur oluşu, diğeri ise bir insan ve bir peygamber olarak dünya hayatındaki 63 yıllık varlığıdır. Hazreti Muhammed Allah'ın yarattığı ilk şey ve Hakk'ın nurudur. Adem henüz toprakla su arasında, yani henüz yaratılmamış iken Hazreti Muhammed peygamberdi. Bütün nebiler, bütün resuller ve veliler ilim ve irfanlarını Hazreti Muhammed'den almışlardır. Hatta bütün varlıkların varoluş sebebi odur. Malum bu durum Levleka hadisinde açıklanıyor ve sen olmasaydın ey Habibim kainatı yaratmazdım diyor Yüce Tanrı. Ona göre Hazreti Adem bedenlerin, Hazreti Muhammed ise ruhların babasıdır. Onun bu teorisi daha sonraki mutasavvıflar tarafından geliştirilmiş ve tasavvufun önemli esaslarından biri haline gelmiştir. Hallaç, yaratılış ve dinlerle ilgili düşüncelerini de Nur-u Muhammedi çevresinde açıklamıştır. Ona göre bu nur ilk ortaya çıkma zatın zata tecelli etmesidir. Bütün yaratıklar ondan zuhur ettiğinden o aynı zamanda varlığın kaynağıdır. Eğer o olmasaydı hiçbir şey olmazdı. Hallaç bir şiirinde Hulul'le ilgili olarak ben sevgilimin kendisiyim, o da bendendir, biz bir bedende Hulul etmiş iki ruhuz demiştir. Hallaç tüm meleklerin Adem'e secde etmesine rağmen sadece iblisin Adem'e secde etmemesini tevhid, aşk
ve fütüvvet açısından yorumlamıştır. O, aşkı bir zevk ve haz olarak değil, elem ve azap olarak görür ve aşığın sevgilisi uğruna en acı istirabı tereddüt etmeden göze alması gerekir. İdam edileceği gün vücudundan akan kanla abdest aldığı ve aşk namazı için abdest ancak kanla alınır dediği rivayet edilir. O, eğer Allah'ı tanımıyorsanız eserlerini tanıyınız. İşte o eser benim, ben hakkım. Çünkü ebediyen hak ile hakkım demiştir ve ona göre insan Tanrı'nın yeryüzündeki yansımasıdır. İnsan Tanrı'dan ayrı düşünülemez ve insan kalbini kötülüklerden arındırır ise Tanrı ile bütünleşir. Hallaç, hac yapmak isteyen fakat buna imkan bulamayan bir kimse evinde temiz bir odayı hac için ayırır ve hac mevsimi gelince içine kimsenin girmediği bir odada Kabe'de olduğu gibi tavaf yapar ve haccın diğer usullerini de yerine getirip 30 yetimi toplayarak yemek yedirir ve onlara elbise giydirir ve sonra da her birine 7'şer dirhem para verir ise tüm bunlar hac yerine geçer der. Onun bu sözleri ve Tanrı ile ilgili görüşleri zamanın egemen ulemalarını çok kızdırmış ve mahkemede haccın farz oluşunu inkar ettiği, enel hak diyerek kendini Tanrı ilan ettiği idam hükmüne gerekçe gösterilmiştir. Görüşlerinden vazgeçmesi için uzun yıllar hapis ve işkenceye tabi tutulduktan sonra Abbasi halifelerinin emri üzerine 26 Mart 922'de Bağdat'ta burnu, elleri, kolları kesilerek şehit edilmiş, cesedi yakılarak külleri Dicle Nehri'ne serpilmiştir. Ruhu şad, menzili mübarek, devirleri daim olsun. İkinci olarak işleyeceğimiz sembol Tac-ı Şerif. Bilindiği üzere tarih boyunca insanların kimliklerini, mesleki kariyerlerini, görevlerini ve yeteneklerini toplum içinde sözlü olarak ifade etmesinin dışındaki en etkili yollardan biri de giydikleri özel kıyafetler, başa takılan şapka ve benzeri başlıklar ve giysilerde tercih edilen renklerdir. İnsanlar bu gibi özellikleriyle toplum içinde fark edilmeye ve istedikleri mesajları vermeye çalışırlar. Bu giysilerin tercihinde doğa ve çevre koşulları ile yapılan işin niteliğinin etkileri de görülür. Örneğin bir kimsenin kıyafetinden asker, polis, denizci, avukat, itfaiyeci veya öğrencim olduğu veya mevsimlerin yaz veya kış mı olduğunu rahatlıkla anlarız. Bu itibarla Hünkar Hacı Bektaş Veli tarafından temelleri atılan bir okul, yaşam boyu eğitim merkezi olan Bektaşilik'te taç, hırka, sancak, çera, sofra, alem gibi nesneler Hazreti Pir'in kutsal emanetleridir. Ve biz bu bölümde süremiz kısıtlı olduğu için sadece Tac-ı Şerif'ten bahsedeceğiz. Gelenekte her tarikatın okulun kendine has taç şeklini, dastarını tespit eden tacnameler yazılmış ve Osmanlı döneminde çeşitli sahtekarlıkların önlenmesi için nakübül eşraf kayıtları tutulmuştur. Bektaşilerin tacları Elifi, Horasani, Kalenderi, Ethemi ve Hüseyini tacı olmak üzere 5 çeşittir. Ancak son birkaç yüzyıldır 12 imamları temsil eden 12 terekli Hüseyini Tac-ı Şerif kullanılmaktadır. Bektaşilikte yola giren erkeklere ter emen anlamına gelen ve beyaz bir patiska bezinden yapılmış arakiye denilen bir başlık tekbirlenip mürşit tarafından giydirilir. Muhipler arakiye teslim taşı ve tığbentlerini takıp, tığbent de bu, muhipler derviş olarak seçilince kendilerine 12 dilimli beyaz dastarlı bir Tac-ı Şerif tekbirlenerek arakiyesinin üzerine giydirilir. Görmüş olduğunuz 12 dilimli beyaz dastarlı. Kadınlar yola girdiğinde genellikle beyaz veya yeşil renk olan omuzlarını örtecek büyüklükte bir başörtüsü mürşit tarafından tekbirlenerek giydirilir. Doçent Doktor Bedrin Oyan Dede Baba tac giyen bir dervişte olması gereken 12 şartı şu şekilde açıklamaktadır. Bilgi sahibi olmak, isyankar olmamak, nefsine uymamak, gaflette olmayıp can gözü açık bulunmak, tamah etmemek, dünyaya bağlanmamak, isteklerinden geçmek, şehvet peres olmamak,
kibirsiz olmak, kimseye zarar veya acı vermemek, pinti veya aceleci olmamak, kazaya rıza ile teslim olup vesvese etmemek. Tacın içi sır, dışı nurdur. Bir derviş canların talebine istinaden baba olarak seçilip mürşit postuna oturunca beyaz olan tacına yeşil dastar sarılır, görmüş olduğunuz gibi. Dolayısıyla Hüseyin'i tac giyen bir Bektaşi'nin derviş veya baba mı olduğu tacına sarılan dastardan anlaşılır. En yüksek makam olan dede baba tarafından seçilen halife babaların sardıkları yeşil dastarın ucu sağ omuzuna doğru sarkıtılır. Bilindiği gibi Bektaşilikteki tüm makamlara seçim ve rıza ile atamalar yapılır. Hiçbir kimsenin aşiretinden, soyundan, kan bağından dolayı imtiyazı veya üstünlüğü yoktur. Yola girip insanlığa hizmet eden herkes derviş veya baba, hatta dede baba seçilip atanabilir. Konuyla ilgili olarak Tapduk Emre erenlerimizin dervişi Yunus Emre'nin bir menkıbesini burada anlatmak istiyorum. Derviş Yunus Emre yaptığı ziyaretten sonra yola çıkar, yolda gördüğü insanlarla selamlaşır, hal hatır sorar ve onlara hak aşığı, gönül dostu insanları sorar. Bu düşüncelerle gittiği bir dergahın kapısına varmadan dergahın dervişleri yoluna çıkarlar. Yunus'un yorgun ve perişan halini görünce şüpheyle, alaycı bir şekilde "Sen de kimsin, niye geldin?" diye sorarlar. Günlerdir yollarda olduğundan yorgun ve perişan görünen Yunus Emre, Tapduk Emre'nin dervişi olduğunu söyleyince orada bulunan dervişler gülüşmeye başlarlar ve alaylı bir şekilde "Senin sırtında hırkan, başında tacın yok. Bu nasıl dervişlik?" diye sorarlar. Yunus Emre dervişlerin söylediklerine çok içerler ve yüreğine bir ateş düşer ve der ki "Dervişlik dedikleri hırka ile tac değil. Gönlün derviş eyleyen hırkaya muhtaç değil." Dervişler bu sözleri duyunca pişman olurlar ve "Aman biz ettik, sen etme, cahilliğimize bağışla" derler. Yunus onlara şu ibretli sözleri söyler: "Sizin istediğiniz hak aşığı, gönül dostu derviş değildir. Siz tac ile hırka sorarsınız. Siz gidin onları bit pazarında arayın" der. Doçent doktor Bedri Noyan dede babaya göre tacdan murat Muhammed Ali'dir. Aşağılıktan yüceliğe değişmedir. Kubbesi, noktayı hakikat, kenarları iki aleme hükmetmek, kıblesi pirdir. Kilidi bütün müşkülleri halletmek, farzı muhabbet, sünneti erenler yoluna hizmet ve canı başta götürmek halka hizmettir. Başım Arşullah, yüzüm Veşhullah, göğsüm Beytullah, elim Yedullah, tacın kubbesinde her şey fanidir, helak olur. Ancak Allah bakidir. İçinde ise la ilahe illallah, Muhammeden Resulullah, Ali'l Veliullah, vel Hasan vel Hüseyin, Sıbkı Resulullah, vel Fatmatül Ümmetullah yazılmıştır. Velayetnameye göre Hünkar Hacı Bektaş Veli, Osmanlı'nın kurucusu Osman Bey'e taş tekbirleyip giydirmiştir. Yine aynı şekilde Hünkar Hacı Bektaş Veli Yeniçeri Ocağı'na börk giydirmiştir. Bektaşi mezar taşlarında yapılan incelemelere göre Balım Sultan'dan önceki dönemde dört kapıyı temsil eden dört terekli taçlar kullanılmıştır. Yine kaynaklarda tacın yedi kişiye geldiği söylenir. Bu kişiler Adem Sefiullah, Nuh Neciullah, İbrahim Halilullah, Musa Kelimullah, İsa Ruhullah, Muhammed Resulullah ve Aliül Veliullah'tır. Bu kişileri temsil eden renkler Hazreti Nuh, Hazreti İbrahim ve Hazreti Muhammed yeşil, Hazreti Musa sarı, Hazreti İsa mavi, Hazreti Ali'nin rengi ise kırmızıdır. Buyruklara göre Hazreti Ali üstad-ı nefistir ve 12 imamların kutbudur. Ayrıca Şah Haydar ve Şah İsmail mensuplarının 12 dilimli kırmızı bir külah taktıkları bilinmektedir. Alevi toplumunda zamanla dönemin siyasal ve toplumsal şartları gereği kızıl külah başlık takma uygulamasından vazgeçmişlerdir. Sevgili dostlar, atalarımız derler ki insanlar kıyafetleriyle karşılanır, ilmiyle ağırlanır, ahlakıyla uğurlanırlar. Bu itibarla yeni yılın bizlere ve tüm insanlık alemine sağlık, mutluluk ve bereket getirmesini aşkı niyaz ederiz. İyi işimiz, güzel eşimiz, Hızır yoldaşımız olsun, aşk olsun.